Hayrun beytin fil müslimine beytun fihi yetimun yuhsenu iley. Evlerin en hayırlısı, yetimlerin sığındığı, yetimlerin korunduğu evler. Eytam diyorlar buraya. Yetimler mesela, yetimlere sahip çıkılıyor. Yetim evleri açılıyor. Oraya canla başla ilgileniyorlar, yardımcı oluyorlar. Mutlaka ve mutlaka bir yetime sahip çıkalım. Yetim. Burada ülkemizde de var ama biz bu 3-4 ay evveldi bu İdlib taraflarında Haydar'la birlikte orada Allah razı olsun bütün yükü Haydar organizasyonu yaptı. 150 tane yetimin kaldığı şahane bir yere açılışı yaptık. Biz de oradaydık. Açılış yapıldı, destekler götürüldü. Hala devam ediyor. Yani arkadaşlar mutlaka bir yetim yetiştirelim. Allah o sünneti bana nasip etti. Yani evimde bir yetim baktım. Büyüttük. Şimdi bayağı da yaşı 20 yaşlarına geldi. Ta 2 yaşlarındaydı. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimlere karşı özel bir böyle kendisinin de yetimi bizatihi yetiştirdiği, büyüttüğü bir yetimi var. Yani şunu söylüyorum. Burada bana darılmayın. Konu geldi söyleyeceğim. Geçen ciddi bir iş adamı. Bir programdaydık. Çıktım. Hocam bir hasbihal edebilir miyiz? Olur dedim. Bir 10 dakika oturalım. Bir başka yere geçeceğim. Çok da beyefendi birisi. Ülkemin insanı öyle zaten. Allah hayırlı ömürler versin. Ondan sonra dedim ki bu ümmet Mevla kullarına her türlü imkanı veriyor. Sağlık, imkan, ev, bark, gelirler. Bazıları parasının hesabını bilmiyor. Adam aylık ne kadar dese bir hesaplayayım. 150 bin mi, 200 bin mi? Adamın aylığı. Ama dedim maalesef ülkemizin ve özellikle Körfez ülkelerinde bu varlıklı insanların zenginlerinde merhamet kalmadı. Ya hocam biraz ağır olmadı mı? İspatlayayım dedim. Kaç tane yetime sahip çıkıyorsun? Kaç tane fakire bakıyorsun? Kaç tane efendim darda zorda olan aileyle ilgileniyorsun? Kalktı ayağa boynuma sarıldı. Hocam aklımı başıma getirdin. Allah senden razı olsun dedi. Dedim her türlü evin, barkın, tıkırın yerinde hayatın tadını çıkartıyorsun. Ya hayatın tadını yayladakiler çıkartır. Otluya otluya hayatın tadı. Biz bu otlamak için gelmedik ki ya. Mevla Celle Celaluhu Errahimun Yerhamuhur Rahman. Merhamet edeceksin. Fakiri yetimi düşüneceksin. Arkadaşlar ben laf üretmiyorum. Biz 5000'lik aşevi 10.000'e çıkarttık. İnanın yani duygusallık yapmıyorum. Hayatımın değirmen cenderesine girdim. Kolum kanadım kırıldı. Takatim kalmadı. Tırlarla böyle malzemeler, fayanslar, efendim mermerler. Gelin bu kardeşiniz neler yapıyor görün. Ben dertliyim ya. Bir defa hayat yaşıyoruz. Fakir, yetim, muhtaç, darda, zorda olanlar. Bakın bu cuma günü, cuma. Daha 2 gün evvelki cuma günü 12 tane ilim ehli, eşi de hoca hanım 12 tane gencimizin yuvasını kurma, beyaz eşyasını, alabildiğimiz kadar eşyalarını aldık, destek verdik. Aynı günde, daha evvelden senede 12 kişi yapıyorduk. Aynı gün, tek gün içerisinde bu kadar yardım ettik. Dertliyim ya. Ya vallahi sana bu kadar imkan vermiş. Hayatın boyunca kaç tane yetime sahip çıktın? Ben sitem etmiyorum ama bir kendine gel ya. Ya insanlara sahip çıkmaktan, fakiri, yetimi, muhtacı gözetmekten bir zevk al ya. Varsa yoksa kendisi, varsa yoksa kendi imkanları, hayatın tadını çıkartmak. Bakın Resulullah ne buyurdu? Evin en güzeli villalar, havuzlu villalar. Efendim aferin kulum ne güzel bonfileler, büftekleri yiyorsunuz, içiyorsunuz. Böyle bir hesap yok ya. Ne var? Evin en güzeli o evde yetim var. İlla evinde olmasına gerek yok. Verirsin desteği o yetime sahip çıkılır. Mesele bu kadar basit. Burada size farklı bir şey söyleyeceğim. 15 sene evveldi, duygusal bir şey anlatıyorum. Bütün dikkatinizi verin. 15 sene evvel Arafat'tayım. Allah daim hacılar, umreler nasip eylesin. Gidelim mukaddes topraklara. Orası makine. Elbisen kirleniyor, atıyorsun makineye. Yıkanıyor tertemiz. Orası da yıkıyor adamı şakır şakır temizliyor. 15 sene ev. Hacdayım. Çok acayip bir şey. Orada tırlar var böyle. Son zamanlarda kaldırdılar onu. Otomatik sistemler yaptılar. Abartısız 1000 tane efendim tır. Yiyecek dağıtıyorlar, meşrubat dağıtıyorlar, meyve dağıtıyorlar. Müthiş bir şey. Hakikaten öyle adım başı böyle dağıtıyorlar. Müzdelife'ye geliyorsun. Gidenleriniz, görenleriniz vardır. Şimdi orada Arapların ehli sünnet olanları %90'dır. Bu Vahabi yapısı Suudiler %8'dir. Hep vitrinde onlar olduğu için Araplar hep öyle zannederler. Öyle değil. Türkiye'de mesela evvelki dönemlerde yani hep vitrinde ihtilalciler olduğu için insanlar zannediyor ki hep böyle. Her işi rampaya sürüyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Gerici merici şeriata karşı çıkmalar vesaire. Yani işin aslı bu ülke cihan mert bir yapıdadır. Orayı da öyle görün. Yani onlara bakıp da kötüye bakıp da bütün herkesi kötü zannetmeyin. Sonuç itibariyle Araplar yapı itibariyle cömerttirler. Ve farklı kanallarla ondan sonra paralarını mesela Katar'a gönderirler. Katar Orta Doğu'da çadırlarda ki oradaki mazlumlara inanılmaz büyük destekler vardır. Bu kadar söylüyorum. Binde birini söyleyebiliyorum. Bunun da devamında neler var? Bunları bilin. Şimdi orada Araplardan bir tanesi dedim ki bu arabalar dedim maşallah yani bunlar kulluhu reisül petrol yani petrol babaları mı dedim bunlar bunu yapıyor dedim. Bu kadar kim akla gelir ya petrol babası bunları yapıyor adam al 100 tane tır. Hiç tahmin etmediğim bir cevap. O demesi gerekir ki 100 taneyi şu petrol babası 100 tanesini şu 100 tanesini bu falan öyle dedi ki döndü bana la yüced vahid min reisül petrol dedi. Tercüme bir tane petrol babası burada yok dedi. Ya bunları dedi hacılara benim ikramım
olsun diye oturduğu eve gitsen de diye yardım edersin. Adam 1000 riyal ayırıyor. Hac zamanı geliyor, bu tırı satın alıyor. Birçoklarını bu hacılar, bu ikramı yapanları satın alır. O adamların ikramıdır. Kur'an kurslarına, camilere bir bakın, yardım edenlere. Ben işin içindeyim. Kur'an kurslarına yardım edenlerin tamamına yakını 1 lira 1 lira kazançtaki insanlar. Öyle reisil petrol olanlar çok az. Yok denecek kadar. Kur'an'a o büyük zenginlerin parası nasip olmuyor. Bilmiyorum nedendir, artık yorum yapmayacağım o hususta. Hayatımı verdim, böyle reisil petrol falan bir tane görmedim yani. Petrol babaları yok. 10 lira 5 lira. Allah onlarla bereket veriyor. Nasıl bir şeyden anlamadım. Onun için siz nasipliyseniz, paranız nasipliyse ahirette çıkacak yerlere gönderirsiniz. O nedir? Fakir, yetim, muhtaç, Kur'an ehli. Fakir, yetim 1'e 10'dur. Kur'an ehline yapılan yardım 1'e 7000'dir. 7000 derece sevap kazanırsın. Bak ne diyor? Evlerin en güzeli yetim olan evdir. Ve şerru beytin fil Müslümanların en şerli evi beytün fihi yetimun yusavu ileyhi. Bir yerde yetim var, o hor ediliyor, hakaret ediliyor, sahip çıkılmıyor. En şerli ev, en şerli ortam. Yetim eğer hor hakir edilmiş, sahip çıkılmamışsa eyvahlar olsun. Ene ve kafil yetim fil cennet hakeza. Yetime sahip çıkanla cennette, Bukhari hadisi bu. Ene ve kafil yetim fil cennet hakeza. Cennete, elimi görüyorsunuz değil mi? Cennette yetime sahip çıkanla şöyle olacağız. Ellerini gösterdi, biraz arasını açtı. Bak çok dikkatinizi çekecek bir şey. Bu Bukhari hadisi. Yani bu kadar yakın olacağız. Bir başka hadis var. Ne o biliyor musunuz? Dikkat. Ettacülü saduk ene hakeza fil cennet. Elimi gördünüz değil mi? Şimdi ne oldu? Söyleyin. Yapıştı. Ettacülü saduk. Dürüst tüccar kıyamet günü onunla da işte böyle olacağız. Bakın yetime sahip çıkanla arada bir mesafe var. Bundan daha zirvesi yok. Ama dürüst tüccarı Resulullah Efendimiz böyle yaptı. Neden? Hemen anlatıyorum. Dürüst ticarette hayal edemeyeceğiniz farzlar var. Bir, kendisi helal yiyor, helalle beslenen cennete gider. İki, çoluk çocuğa helal yediriyor. Adamın kazancından çoluk çocuk mesuldür. Adam haram kazanıyorsa çoluk çocuk o haram kazan, baba biz bu parayı yemeyiz diyecek. Haram helal ver Allah, bu bulanlar da yer Allah. Öyle olur mu ya? Haram bu para. Hanımı diyecek ki bey sen haram getiriyorsun, cehennem közlerini yuvarlattırıyorsun bize. Az olsun öz olsun helalinden olsun, bize cehennem yedirme demesi gerekir. Üç, çalıştırdığı insanlara helal lokma yedirmiş oluyor. Dürüst tüccar görüyor musun? Bak nereye gitti? Kendisi kurtuldu. Beraber gidelim. Çoluk çocuğu söyleyin. Kurtuldu. Yuvalarda onun için huzur tesis ediliyor. Sen 10 milyonluk bir arabaya bozuk bir fuel doldursan, katran doldursan arabanın 20 milyonluk olması bir şey ifade eder mi? Cevap verin. Yakıt bozuk, yakıt. Yakıtı bozdun mu arabanın markasının bir kıymeti kalmıyor. Allah helal rızıklar nasip eylesin. Ettacirü saduk, dürüst tüccar. Kendisi cennete gidiyor. Çoluk çocuğu cennete gidiyor. Çalıştırdığı adam helal lokma yiyor. Dördüncüsü, vellezînehum lizzekâti fâilûn. Onlar zekat vermek için çalışırlar. Daha fazla kazanayım, daha fazla param olsun. Benim 10 milyon efendim param var. Buna efendim 250 bin lira zekat gerekir. Biraz daha arttırayım, şu ticareti de yapayım, şu üretimi de yapayım. 20 milyon efendim potansiyele çıkartayım. O zaman ne olur? 500 bin lira. Daha fazla zekat vermek için çalışırlar diyor. Din ne yapıyor çalışmayı söyleyin? Teşvik ediyor. Ama günümüzdeki insanlar çalışmak ibadettir. Ne hayır yapıyorsun, ne zekat veriyorsun, ne çalıştırdığın adamın hakkını ödüyorsun, ne çolukcuna helal lokma yediriyorsun faiz batağında. Senin çalışman küllen haram ya. Neresi bunun ibadet olacak? Namazı terk ediyor, cumayı terk ediyor. Çalıştırdığı adama cumayı kıldırttırmıyor, ibadet ettirtmiyor. Bir de yanında kadınlar çalıştırıyor. Hangisini anlatalım? Dediler devenin boynu eğri. Adam dedi neresi doğru? Hangisini düzeltelim? Adamın biri hikaye anlatmış ya. Duydunuz mu? Hikayede demiş ki Davut Aleyhisselam oğlu Yusuf'u kurban edecek. Mikail Aleyhisselam keçi getiriyor. Davut Aleyhisselam onu kesiyor. Birisi çıkmış. Demiş arkadaş senin anlattığının neresini düzelteyim? Davut değil İbrahim. Yusuf değil İsmail. Mikail değil Cebrail. Keçi değil koç. Hepsi yamuk dedi ya. Neresi doğru bunu? Şimdi ticaretten bahsediyor. Çalışmak ibadet. Ula keçi mi? Davut mu? Zebur mu? Neresi düzgün ya? Allah helal rızıklar nasip eylesin. Yapma arkadaşım ya. Bir defa hayat yaşıyoruz. Darılma bana. Birbirimize darılmayalım. Vallahi ben ümmeti seviyorum. Din kardeşlerimi kalben seviyorum. Ahirete pişman olmayalım ya. Olmayalım ahirete pişman. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Amin. Ya bak ne güzel. Yetime sahip çıkan. Bukhari hadisi bu. Bakın bir başka hadis-i şerif neydi? Dürüst tüccar. Çok acayip ya.